Sayın Biden aradı Cumhurbaşkanımızı. Saat 19.30 ile 20.30 arasında gerçekleşti görüşme. Yaptığımız açıklamada da temelde görüşmenin içeriğine dair Sayın Cumhurbaşkanımızın yine görüşmede dile getirdiği temel yaklaşımlar ifade edilmiş oldu. Tabii ki burada bu dönemde en temel mesele Gazze'de yaşanan vahşet, İsrail'in sürdürdüğü oradaki soykırım ve zulüm. Cumhurbaşkanımız bu anlamda işte okulların, hastanelerin, kiliselerin, camilerin bombalandığı ve bu kadar büyük bir katliamın sürdürüldüğü bu ortamda gerçekten bir an önce ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuşan Altun, İsrail'in savaş suçu işlediği konusunda vurgu yaptı. İsrail hali hazırda savaş suçu işliyor ve soykırım yapıyor. Bunu hangi gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışırsa çalışsın, ortada ağır bir savaş suçu ve bir soykırım pratiği var. İsrail'in tarihsel misyonu nedir diye baktığımızda aslında işgal sömürü temel tarihsel misyonu İsrail'in. Ve şu anda yeni yol ve yöntemlerle İsrail esas itibariyle Gazze'de bu misyonunu ne yazık ki bütün dünya önünde devam ettiriyor. Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Altun konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği dünya beşten büyüktür çağrısına da değindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür çağrısı küresel adaletsizlik sorununa çözüm bulmak adına ortaya konmuş son derece somut bir çözüm önerisi ve bir yol haritası, bir bu anlamda işaret fişeği. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu çağrıyı yaptıktan sonra, hem çağrıyı hem uyarıyı yaptıktan sonra, dünya beşten büyüktür dedikten sonra esas itibariyle bu noktada çok ciddi bir çaba sarf etti ve bu yönüyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında etkin bir mekanizma olarak kendisine çok önemli roller yüklenen Birleşmiş Milletler'in tıkanan yapısının açılması ve reforme edilmesi için neler yapılabiliriz diye çalışmaya başladı.